Aa, sen çok istedin, sana vereceğim. Tamam, ver, bekliyorum. Ay, nasıl çakacağım kız? Ya bu korneşi niye duvara sıfırlıyor bunlar ya? Oradan olmuyorsa öbür taraftan çıkar. Orası da aynı. Peki nasıl takmışlar o zaman? Bence zaten bir takmışlar, bir daha da çıkarmamışlar. Fatoş Hanım, merdiveni alın, hemen dolapları silmeye başlayın. Merdivana. Her yeriz bağlamış. Bu mutfak oturmuş ağlamış. Ya yıllanmış kirler var içerisinde mutfağın. Allah kolaylık versin diyorum ama gerçekten işin içinden çıkması çok zor. Kadir, bu tül yanmış. Ben sabah beri ne dedim? O pis ellerinle bana mı vurdun sen? Ben sabah beri sana ne dedim? Bu yanmış dedim. Sana bu yanmış dedim değil mi? Beni dinlemedin. Dur, yapma. Ama malı sağlanmış bak. Madem yanlış, neden erimemiş bu? Çok ısı oraya çok gitmemiş. Bak Kadir, kopçası erimiş, görüyor musun? Nasıl sıcak. Aa bak. Çıkıyor. Dolaplardan renginin değişeceğini çok beklemiyorum. Ama yine yağ kalıntılarını çıkartabilir. Bakın arkadaşlar, şov yapmak gibi olmasın ama bu elimde görmüş olduğunuz tülü birazdan ne hale getireceğimizi hepiniz göreceksiniz. Şimdi verecek ekibin arkadaki arkadaşlara. Arkadaşlar, bunu temizleyin, bana geri verin. İyi yıkayın arkadaşlar. Hadi Fatoş, diz bulaşıkları. Diz bulaşıkları. Ne oldu Kadir? Bir sorun mu var? Kadın bulaşık makinesini bilmiyor ki nasıl diziliyor buna. Kız şöyle arada şöyle şeyler, laflar söyleyip de benim moralimi bozma. Mutfak, fayans berbat, dolaplar berbat. Çok emek sarf etmesi lazım, güç göstermesi lazım. İşi biliyorsa yapar, başarır. Ben nereye yaptım? Kafama dalmıyor her yerden. Kadir, sanki Mevlüt'e gelmiş gibisin. Maksan ev yanmış abi. Şimdi ben de şuraya sıkayım. Bu halı topluydu. Sen bunu niye açtın şimdi bunu? O mutfağı ben olsaydım eğer 1 saat 20 dakikada bitirirdim. Yangın olur, biz yangına gideriz. Yangın olur, biz yangına gideriz. Keklik gibi düz ovada sekeriz. Köpük ver. Örümcek ağları bile is olmuş Kadir. Onlar bile karalanmış. Kara yazmışsa kader yazını, boş ödeversin iki dizini. Felek güldürmezse yüzünü, ağlamakla çilem biter mi? Bitmez. Kara yazmış kader yazımızı. Kadir, yeri gelmişken buradan tüm madenci kardeşlerimizi de saygıyla selamlayalım. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Helalinden kazanmak için çırpınıyorsunuz. Allah her sabah gittiğinizde akşama sağ salim evinize kavuştursun inşallah. Ekmeklerini taştan çıkartıyorlar vallahi. Vallahi taştan çıkar. Kara elmas. Nasıl akıyor? Evet, şimdi şuradan başlayalım. Bismillah dedik, haydi. O dolapları ne yapılırsa yapılsın, 4 saatte tamamıyla temizlenmez. Kadir, bu ne hal Allah aşkına? Ne yapıyorsun sen böyle? Temizlik aşkı. Aşk maşk değil. Sen bildiğin şov yapıyorsun. Dolabın üstüne yatıp da aşağıdaki kovaya mı uzanılır? Ne yapayım, ikimiz de sığmıyoruz. Bir Müslüman de demiyor ki ver biz yıkayalım. İstesene Kadir. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Daha konuşmama gerek mi var? Gördün ki canımız çıkmış burada yani. Mutfak dolaplarının içleri zaten boştu. İçlerine kesinlikle girmesini bekliyorum. Buzdolabının da içi boştu. Buzdolabının da içine girmesini bekliyorum. Biraz evet, çok karalı. Yani bizi bir kere vurduğun gibi, baksana şuna. Ver bana, ben yıkarım onu. Tişörtümün haline bak. Hiç yani televizyona şıklıkla çıkacağım aklıma gelmezdi. O besi. Onu niye o kadar kupkuru yaptın? İyi de ıslak bırak demedin ki. Yani bu kadar zamandır öğrendiğini düşünüyorum. Karalı biraz böyle ıslak olsun, içleri kuru tahta. Ben bu işi öğrenmek zorunda mıyım Kadir? Sen dua et, bezini yıkıyorum. Bak tertemiz oldu. Teşekkür ederim. Zaten fazlasını bekleyen de kabahat. Mutfak konusunda onlar kadar acımasız davranmayacağım. Ben buzdolabının içini beklemiyorum.
acımasızlık olur çünkü. Zaten dışı yeterince kirli. Diyarbakır yolun hale, Diyarbakır yolun ha. Koydum düştüm torun hale, koydum düştüm torun ha. Bu sevdalar boşun hale, bu sevdalar boşun ha. Delalım, 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 delalım. Delalım değil o, belalım. Delalım ne Kadir? Delalım değil mi? Delalım da belalım değil. Yok o delil oy. Ama her şarkıma bir kulp buluyorsun ya. Mutfak dolapları berbat, tavan berbat, yani çok fena durumda. Ne yapacaksın onunla? Tavanı sileceğim. Ha, tavan için. Dur gel az yağ sökücü sıkayım. Al hadi sık. Dur 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 dur. Heh. Çok kötü olmuş. Evet dur. Dur az sen ver onu bana. Kadir sen çıkıp silsene şurayı elinle. Oldu başka hangi birine yetişeceğiz biz? Koy koy ondan olmayacak o koy. Oluyor işte. Olmuyor baksana. Daha ne olsun Kadir? Ya görün adam kendini parol iyice çek bak. Birazdan kamera kapandı mı bırakacak zaten iyice şey yap. Çek. Kameraya kadar yapıyor. Heh, bak adam ne kadar güzel uğraştı. Bakın tavana. Dış sesten önce, dış sesten sonra. Evet, onu da yazın, onu da yazın. Okey. Kaydı kapatalım arkadaşlar. Dış ses bitirdi. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Ben kahvemi içiyorum. Afiyet olsun. Zaten o kayda kadar yapıyor. Kaydı kestiniz. Ortadan kayboluyor. Görün beni o yap. Evet, şimdi dolabımın altını silmeye devam ediyorum. Bak, bak. Fayanslardaki isler zorlamaz o kadar. Yani bir kremle temizlenebilecek cinste. Çünkü fayans sonuçta yani. Kadir, mutfağın rengi açıldı vallahi. Evet, rengi geldi kendine. Ellerine sağlık. Temizlik imandan. Bak Kadir, ne göstereceğim? Ben seyircilerimize söz vermiştim. Bir şey diyeceğim, bu buranın tülü değil. Buranın tülü düz. Tamam, orasını çaktırma. Şov yapacak, bari düzgün yap. Elleme o pis ellerinle. Salonun tülü o, buranın tülü. Ama bak, bu tül de kirliydi, tertemiz oldu. Eline sağlık, evet güzel oldu. Ama ben mutfağın tülünü bekliyorum senden. Gelecek biraz. Az sonra. Az sonra. Bakalım o kapkara tülü nasıl temizleyecek? Tezgah ve ocak çok yağ içinde. Yine aynı şekilde onlarda da isler var. Oraları temizlemesi gerekiyor. Tamı tamına iki saatiniz geçti. Aa iyi. İki saat mi geçti? Kız maşallah. Vallahi billahi. Eğer mutfak dolaplarını ve duvarlarını tamamıyla olmasa bile böyle bir parlatabilirse ben derim ki gerçekten Fatoş Hanım bu işten anlıyormuş. Ona göre de puanımı vereceğim. Bakın ne buldum ben burada. Neyi buldun? Oo çıkarsa. Evet neyi buldu acaba? Evet görünmeyen yerler temizlik puanını buldu. Görünmeyen yerler temizlik puan ne demek? Detaylı temizlik yapıyorsa eli oraya girdi demektir. Elini oraya soktu, 10 dakikayı buldu. Bulurum. Ne kadarımız oldu? 1,5 saat kalmıştı. 1,40 oldu. Güzel matematiğimle ben hesapladım. 1,40'ımız var. Hadi 10 dakika yokmuş gibi say. 10 dakikayı cebe at. Biz normal süremizle devam ediyormuş gibi edelim. Bayağı iş yaptık bak. Şurası kompleye bitti. Şimdi şu fayans kaldı. Camını yaptı. Tezgahından birlikte aşağı ineceğiz. Bir de şu fayans bak. Mutfaktan en fazla 2 saatte çıkmalı. Evet, mütevazılıkta benim gibi olun. Asla övülmeyi sevmem ama sadece gösteriyorum bak. Evet, bakın. Kadirsiz bir hayat. Kadirli hayat ne rahat. Görüyor musunuz? Anlatılmaya gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Mutfakta diğer yerler de oldukça kirli. Özellikle kapının arkasında gümüş rengi bir petek gördüm. Onu temizlemesini bekliyorum. Ama tabii ki dört dörtlük bir şey yapamayacak. Şuraya sık 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 şu araya. Şu cam zaten açılmıyor ya beni deli ediyor. Yok zaten. Fatoş Hanım kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İçindeymiş. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizlerin içinde işte. İyi.
Var mı panik? Nasıl geçti? Neler yaptınız? Var mı panik diyor. Var. Gel de bu mutfakta panikleme. Resmen bacacıya döndük. Evet, evet. Baca temizlemiş gibi gözüküyorsunuz. Sağlam Allah'tan. Evet. Sizde güç kuvvet var. Şu taraf yapıldı mı? Tabii. Bu kısımda şu an hala su lekeleri gibi lekeler var. Kendinden de bilemiyorum ama. Onlar çıkmayacağım. Çıkmıyor'yu kabul etmediniz ya dün hani. Çıkmıyor dediğim Sen halde. Sen böyle bir mutfakta dün olsaydın ne yapardın? Benim günüm dün de kaldı. Ben yorumlarımı finale saklayacağım. Sence dünkü mutfağın dışına göre de yorum yapmadan. Aynı şekilde. Kadar girdim. Bir saniye dinler misin? Sen dinlemiyorsun şu an. Konuşuyorsun sadece. Hayır yani su lekesi var diyorsun da ben onları kaç kere üstünden geçtim. Ben de kaç kere üstünden hepsi geçtim. Içinden, çıkmayınca çıkmıyor yapacak bir şey yani. Yok. Biz dış, de süreyle yarıştık. Dolapla. Benim de 4 saatim vardı. Senin de ben şu an sana tamam senin mutfağın bu kadar şey miydi? Sen böyle olsaydın acaba senin oldu? Mutfağın benim mutfağım diye bir şey yok. Sana çıkan ev burası bana çıkan ev orasıydı. Tamam. Herkes gününü yaşıyor. Yapacak bir şey yok bayanlar. Bugün ben adaletsizlik yapmayacağım. Adaletsiz İnşallah. Davranmayacağım. İnşallah maşallah yok. Ben size şu an fikrimi söylüyorum. Henüz bir şey yok zaten ortada. Tam anlamıyla bittiğinde biz zaten karar vereceğiz gelip baktığımızda. Dün sizin 2 saate çıktınız salondan 1.5'ta. Çıkarsın çünkü senin bir vitrinin senin yok, bir konsolun yok. 2 tane koltuğun, 3 tane koltuğun. Senin oturma odasında avantajın şuydu. 2 bölümden oluşuyordu. Yükseklik vardı. Koltuklarını sildin mi sen? Koltuklarımı silip silmeme meselesi değil. Ben şu an başka bir şeyden bahsediyorum. Duvarları silmemizi bekledin mi salonda? Tabii ki bekliyorum. Benden bekledi. Yapıp yapamamak değil. Ama benden ne beklediyse aynısını yapmasını isterim. Ama böyle yani. Bir mutfakta içerideki duvarı bekleyemezsin bana. Böyle bir mutfakta içerideki duvarı da beklerim. Buzdolabının içini bekliyorum. Onu da bekliyorum. Sen bana ne yaptıysan ben de senden böyle bir mutfakta bekliyorum. Senin böyle bir mutfağın olsa ayrıca, ben beklemezdim. Ben şimdi mutfaktan bahsetmek istemiyorum. Şu an en son iş bittiğinde gelip bakacağız zaten. En son yorumumu yapacağım. Peki şimdilik gördüğünüz süreyi de biliyorsunuz. Evet. Peki ilerleyen saatlerde tekrar gelir bakarsınız. Biz temizliğimize devam edelim. Çünkü süremiz yavaş yavaş gidiyor. Tamam. Peki, kolay teşekkürler, gelsin. Teşekkürler. Kolay herkes gelsin. Kendi gününde yaşıyor bu telaşı tabii ki. Evet. Daha yaşayacaklar da var. Fatoş Hanım da dün benim final anımdan itibaren bana karşı bir negatif enerji hissettim. Sebebini hiç anlayamadım. Çünkü gayet samimi davrandığımı düşünüyorum. Sadece ona değil diğer arkadaşlara da içtenlikle davrandığımı düşünüyorum. Yani Merve Hanım'a biraz dünden kızgındı galiba. O yüzden gergin olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir stresli gördüm arkadaşım. Evet, eviniz yanmış diye sakın ümidinizi kesmeyin. Eviniz mi yandı? Korkmayın. İsmi bağladı, korkmayın. Yağ mı var? Korkmayın. Çünkü Kadir Ezildi gelip temizliyor. Çok az bir zamanı kalmış. Daha hala altlar, alt dolaplar duruyordu. Fayansın bir kısmı duruyordu. Ocak duruyordu. Yetiştirebileceğini düşündüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.